Ekrem Soru Hocam bir şey. gelmedi. Soru gelmedi hocam. Soru gelmedi mi? Yok. O zaman tekrar yapalım. Ya da şöyle yapalım. Şu anda soru var mı? Var. Tamam. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi biz bütün konuları gördük. Yani daha doğrusu sınavda çıkan bütün konuları gördük. Bu da onlardan bir tanesi. Belli ki adjective adverb ile ondan sonra conjunction transition yani bağlaç sorusu. Şimdi bir tarafta ne var? Amerika Birleşik Devletleri var. Doğru mu? Diğer tarafta ne var arkadaşlar? All other countries. Diğer bütün ülkeler var. Yani bir terazi düşünün. Terazinin bir kefesinde Amerika Birleşik Devletleri var. Diğer kefesinde diğer bütün ülkeler var. E şimdi olsa olsa bunlar ne yapılır? Hani Karşılaştıralım. ne yapılır? Karşılaştırılır. Başka bir şey olmaz. Karşılaştırılır. Peki karşılaştırma olan hangisi olabilir? Bakalım. Sadece modem var mı? So much that karşılaştırma değil, sebep sonuçtur. Both and hem o hem de bu demek. Not only but also sadece bu değil aynı zamanda bu demek. Neither nor ne o ne de bu anlamına geliyor. E more than neydi? Karşılaştırma. O zaman muhtemelen doğru cevabımız E şıkkıdır. Bakalım. Evet. Yani karşılaştırmalar bu kadar basit. Çevirisine de bakalım. Şöyle geri gelelim hatta. Amerika Birleşik Devletleri diğer bütün ülkelerin birleşiminden arkadaşlar silahlı güçlere çok daha fazla para harcar. Silahlı güçlere çok daha fazla para harcar. Geçiyorum müsaadenizle. Dünyanın en basit sorusu. Böyle uzun uzun durduğuna bakmayın. Arkadaşlar buyurun. Bunu çözersiniz. O bilgiye sahipsiniz. Şöyle bir düşünün. Almost nearly Yani şu almost bizim için önemliydi. Hatırlayın. Az önce tekrar etmiştim. Derste birkaç kere geçti. Boşluktan önce almost varsa ne demiştik arkadaşlar? As practically. düşünün. As As düşünün demiştim değil mi? Şimdi as düşündük ama burada da kardeşim yani üç tane as var. Yani A olmadı, B olmadı. Şimdi hangisi doğru? İpucu var mı? Sanki var. Earn from foreign oil sales. Yani dış petrol satışlarından kazandığı var. Başka 14,5 milyar dolar diyor arkadaşlar. Yani para, değil mi? Para meselesi var yani. Peki para varsa ne diyeceğiz arkadaşlar? maç Maç. maç diyeceğiz. Ha, ne kadar? Ne kadar? Muhtemelen nedir? D şıkkı doğrudur. Bakalım. Almost ipucumuzdu zaten. Şimdi hemen bakalım neydi bizim formülümüz. Diyor ki almost nearly practically varsa ezizi işaretleyin diyor. Ezizi işaretleyin. Tamam biz de işaretledik. Peki neden maç? Ona bakalım onunla ilgili bir şey var mı? Yok mu? Tamam. Ben söyleyeyim arkadaşlar ilgisini. İlgisi işte bu 14,5 milyon milyar lira. Geçiyorum müsaadenizle. Sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen çekinmeyin. Şimdi gene aynı minvalde bir soru. The origin of sex yani cinsiyetin ortaya çıkışı. Bir de it's var. Bakın gene aynı şey. Hangi pronounun, hangi zamirin, hangi isme atıfta bulunduğunu bilmemiz gerekiyordu. Buradaki it's'in anlamı ne? Onun. Onun. Peki hangi isim atıfta bulunuyor kendisinden önce? Puzzle. Bu puzzle. Cinsiyete mi hocam? Cinsiyetin. Cinsiyetin. Aynen öyle. Diyor ki cinsiyetin ortaya çıkışı is much puzzle of its prevalence. Yani burada bir tarafta cinsiyetin ortaya çıkışı var, bir tarafta da cinsiyetin baskınlığı var. Prevalence ne demek prevalence arkadaşlar? Yaygınlık. Yaygınlık, baskınlık. Yaygınlık. Değil mi? Çok güzel. Yaygınlık, baskınlık. E şimdi bir tarafta terazinin bir köşesinde cinsiyetin ortaya çıkışı var. E diğer kefesinde yaygınlığı var. İkisi aynı şey. Yani gene bize ne lazım? Bize gene karşılaştırma lazım aslında. Şimdi to for diye bir kalıp var mı İngilizce'de? Yok. To for diye bir kalıp yok İngilizce'de. So so diye bir kalıp var mı? Yok. Görmedik.
As as var mı? Var. Peki that such as diye bir şey var mı? Yok. Bunu da görmedik. Very more like diye bir şey var mı? Yok. Bunu da görmedik. Peki as as diye bir kalıp var mı? Var. Çok gördük bunu. Değil mi? Peki, o yüzden doğru cevabımız ne olması gerekiyor? As as olması gerekiyor. Şimdi bir bakalım ne yapmışız biz. Önce ona bakalım. Bir tarafta cinsiyetin ortaya çıkışı, diğer tarafta baskınlığı var. As as doğru cevap. Cinsiyetin ortaya çıkışı ile baskınlığı arasında bir karşılaştırma yapılmış. Şimdi içerisinde yapalım. Cinsiyetin ortaya çıkışı baskınlığı kadar bir tartışma konusudur. Bir bilmece, bir tartışma konusudur. Oldu mu acaba? Geçiyorum. Müsaadenizle. Şimdi bu bir ters sorusu. Ters sorusu. Bakalım. Ters sorusu ama birincisinde arkadaşlar iki virgül arasında bir relative clause girmiş. İki virgül arasına bir relative clause girmiş. O da nereden nereye kadar geliyor? Şuradan şuraya kadar geliyor. Aa, oradan oraya kadar değil. Hiç acelemiz yok. Şöyle yapalım. Birinci virgül, yani which ile başlayan virgül şurada. Buraya kadar. Şimdi arkadaşlar bu işaretlediğim ifadeyi cümlenin geri kalanından farklı düşünmeniz lazım. Neden? Çünkü demiştik ki relative clause cümleye daha sonradan eklenen bir ara sözdür. Yani şuradan şunu ve şunu ayrı düşünmeniz lazım. Geriye kalan cümleyi de ayrı düşünmeniz lazım. E şimdi böyle düşünürseniz olay çok basitleşiyor. Neden? Çünkü which'li cümlede ne var? The 17th century. Yani 17. yüzyıl. Peki 17. yüzyıl nedir? 17. yüzyıl. 17. time'dır hocam. Aynen. 17. yüzyıl arkadaşlar PPT'dir. Nedir PPT? Past pointed time. Yani geçmişte kesin bir zaman ifadesi varsa biz ne kullanıyorduk? Simple past kullanıyorduk. Değil mi? Nerede var simple past? 5. Bitti. Soru bu kadar arkadaşlar. Böyle uzun uzun olduğuna aldanmayın yani. Anlaştık mı? Sorusu olan var mı? Çok basit. Yani bu şekilde yaklaşacaksınız olaya. Yani ya da bu şekilde yaklaşmanız lazım. Şimdi bakalım nasıl renklendirmişiz. Evet, size dediğim yeri işaretlemişti. 17. yüzyıl, yani 1600'lü yıllar. Which'li soru, which'li kısım tamam, ona bakacağız. Bir de stil var. Stil de ikinci tarafa bakıyor. Doğru cevap D şıkkı. Ha, peki açıklama yok mu? Yok. Ben çevireyim o zaman. Diyor ki önce relative clause'dan başlıyorum çevirmeye. 17. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk zamanlarına kadar muhalif solun birçoğunu elinde bulunduran yani ruled, yöneten Çin hala yani günümüzde anlamında kullanılmış. Hala eskiden sahip olmuş olduğu petrole, kömüre, uranyuma ve boş arazilere göz dikmektedir. Kovetsin anlamı nedir arkadaşlar? Kovet. Kovet göz dikmek, istemek yani. Niye simple present oldu? Çünkü hala ad kelimesi var. Anlaştık mı? Evet. Sıkıntı var mı? Geçiyorum. Müsaadenizle. Şimdi bunu indireyim aşağıya. Dünyanın en basit sorusu. Var mı bulan? Simple present hocam. Make. Neden? Çünkü burada make var mı? Var. Lead var mı? Evet. Tamam. Hangi kanunu işletiyorduk hocam? Hangi kuralı işletiyorduk? Onu söyleyebilir misin? Genel geçer kanunlar. Doğru, doğru. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki teknik olarak? Tanım. Tense paralelliği. Tense paralelliği. Tense paralelliği neydi? Hatırlatayım size. Aksi bir ipucu olmadığı sürece tensler birbirine yakın olmalı. Aksi bir ipucu olmadığı sürece tensler birbirine yakın olmalı. Şimdi make present. Lead, bu da present. E şimdi ben tutup da niye past yapayım ki? Yani pastları silin. Past, 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 past. Ne kaldı geriye? 5 şıkkı mı? E tense paraleline göre gidelim. Make present, lead de present. E diğer tarafta gene ne olması gerekiyor? Gene present olması gerekiyor. Bir de Mesut Bey'in dediği de doğru. Hani gelir geçer bir doğru da var burada. Diyor ki the choices we make. Yaptığımız seçimler. And the lives we lead. Ve sürdürdüğümüz
hayatlar are influenced, etkilenir. Neyden etkilenir? The values we hold, sahip olduğumuz değerlerden etkilenir. Arkadaşlar bir şey dikkat ettiniz mi? Pasif. Yok, başka bir şey. Arkadaşlar. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bir şey daha var. Beşinci son doğru cevabı neydi? B mi? B. B olmalı. Tamam, B. Şimdi size başka bir şey göstereceğim. Niye gösteremiyorum? Geriye gitmek istiyorum da geriye gideceğim de size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Bunun doğru cevabı ne dördü? Diyarbakır. Ha, ben şimdi cevap verebilir miyim hocam? Verin sorunuza. Hocam. Verin. En kısa şıklar doğru cevap. Evet. Aynen öyle. Arkadaşlar bakın bu en kısa şık. Şimdi ilerleyelim. Şimdi 5'teyiz. 5'te doğru cevap neydi? En kısa şık değil mi? Şimdi biraz daha ilerleyelim. Bakalım 6. sorunun cevabını. Peki yapmışken de çözelim. Yani gelmişken de. Bu da en kısa şık. Şimdi gene PPT var burada. İkinci Dünya Savaşı'nda müteakip diyor. İkinci Dünya Savaşı ne zaman bitiyor? 1945. Peki buna müteakip ne var? 46, 47, 48, 49. Gene nedir? Gene PPT. Gene geçmiş zamanda kesin bir zaman ifadesi var. Bu bizi nereye götürür? Simple past'a götürür. İkinci kısımda da arkadaşlar gene başka bir yapı var. Allow somebody to do something yapısı. Allow somebody to do something yapısı. Gene en kısa şık. İsterseniz çevresini de yapalım. İkinci Dünya Savaşı'na müteakip. Job prospects for young people. Genç insanlar için iş imkanları. Improved greatly. Büyük oranda arttı. Which allowed them, ki bu da onlara sağladı. To feel more prosperous than their parents. Anne babalarından daha zengin, prosperous zengin demek hissetmelerini sağladı. Bakın bu da en kısa şık. Yani 4, 5, 6. Üçü de tense'ti. Üçü de en kısa şık. Peki. Şimdi bu tense sorusu değil tabii. Bu ne sorusu? Bu if sorusu. If kurallarına göre çözeceğiz. Arkadaşlar az önce çözdüğümüz 3 tane tense sorusunun 3'ünün de doğru cevabı en kısa şıktı. Bunun için söylüyorum. Şu ana kadar çıkan tense sorularının %80'inin hani biraz %90'ı diyeceğim de ayıp olmasın diye söylüyorum. %80'inin doğru cevabı en kısa şıktı. Neden? Çünkü en fazla kullanılan tense'ler makalelerde simple present, simple past. Bunlar da kısa arkadaşlar yani. Kısa oldukları için genelde dediğim gibi en kısa şıklar doğru cevap oluyor. Niçin söylüyorum bunu? Sınavda diyelim ki sallayacaksınız. Eğer sallarsanız en kısa şıkları sallayın. Bu yüzden söylüyorum. Arkadaşlar if'lerle ilgili bayağı soru çözdük. Burada if var. If'lerle ilgili tek tek gidelim. Şimdi if'ler ana cümlesine tense almaz. A şıkı gitti. Ondan sonra C'ye bakalım. Tense almazdan C de gitti. Ana cümle tense almaz. Tense suyumu ister. Bu da gitti. Ne kaldı geriye? E şıkkı kaldı. E şıkkı nedir arkadaşlar? Type 1. Sıkıntı yok. Ana cümleye modül gelebilir. Ne kaldı bir de? B. B ne arkadaşlar? 2 artı 3. 2 artı 3'e benziyor. Ama 2 artı 3 söz konusu olduğunda if yanında past continuous almaz. Yani bunu şöyle yapabilirsiniz. If artı was verb ing arkadaşlar yoktur. If'ten sonra past continuous gelmez. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Bunu da böyle elersek ne kalıyor geriye? Tabii ki C şıkkı kalıyor. Zaten anlamdan da gittiğimizde bunun bir tavsiye olduğunu ve bütün tavsiyelerin de simple present olduğunu düşünürsek C şıkkı güzel oluyor. Çevirisini de yapalım. If you bought a car, pardon, bu değildi, özür dilerim, E şıkkı diyeceğim. E şıkkı. Tamam. If you are buying a car, eğer bir araba satın alıyorsan, you should be considering its performance, not its appearance. Görüntüsünü değil, performansını düşünmelisin.
Tavsiyeler zaten genel geçer doğrudur. O yüzden E şıkkı doğru. Var mı sormak istediğiniz, aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey? Yok. O zaman geçiyorum. Şöyle yapalım. If var. E şıkkı. If clause kurallarına uyan tek şık E şıkkı. Geçiyorum. Çok güzel bir soru. Şimdi burada ne sormuş arkadaşlar? Bu çıkmaz. Yani bu soru tarzı. Zamir mi? Yani biz buna ne diyoruz? Pronoun. Zamirler. Aynen öyle. Bu çıkmaz. Büyük ihtimal böyle bir soru çıkmaz. Yani 40 yılda bir çıkmış. Ama gene de çözelim. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi in business, iş hayatında every trend. Every trend nedir arkadaşlar? Her bir trend. Her bir trend nedir? Her bir trend it'tir. Değil mi? It. It'tir yani. Yani eğer bu itse devamındakilerin de it olması lazım. Mesela diyelim ki every trend yerine Ali olsaydı onun devamındakiler ne olmak zorundaydı? Him, his. Ayşe olsaydı nasıl devam edecekti? Her, she diye devam edecekti. Peki buradan yola çıkarsak şunu bir de şunu ne yapmamız lazım? Silmemiz lazım. A şıkkı ve B şıkkı kaldı. Itself'in anlamı ne? Itself. Kendi kendine. Kendi kendine. Demek. Tebrik ederim hocam. Peki its own ne demek? Kendisine ait. Kendinin ya da kendisine ait dediğiniz gibi. Peki. Şimdi bir de bir şey daha var. Burada ne yapmış? Dikkat ederseniz. İsim almış. Yani boşluğa gelecek olan yapının kendisinden sonra isim alabilen bir yapı olması lazım. Şimdi A şıkkı kendisinden sonra isim alamaz. Yani isim alamaz. Ne kaldı geri o zaman? B şıkkı. Peki şimdi çevirisini de yapalım. Bu çevirisi değil sebebi. Bence yapayım çevirisini. İş hayatında her bir trend ne yapar? İçerir. İhtiva eder. Neyi? The seeds of çekirdeklerini neyin? Karşıt trendinin çekirdeğini ihtiva eder. İş hayatında her bir trend karşıt trendinin bir çekirdeğini ihtiva eder. Oldu mu arkadaşlar? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Geçiyorum müsaadenizle. Grammar set 2. Şimdi en kısa şık neydi? Bakalım E şıkkı olabilir mi? Şimdi diyor ki having read so many contemporary American writers. Yani birçok çağdaş Amerikan yazarı okuyan. Contemporary neydi? Çağdaş. Ben okay. To feel impatient with the kind of fiction that in England. Şimdi bir soruyu soruyorum. Sorum şu. Soruda past ya da present olacağına dair bir ipucu var mı? Sorumu sordum. Arkadaşlar soruda past ya da present olacağına dair bir ipucu yok. Var mı? Yok. Yok. Yok hocam. Yok. Peki yoksa ne yapıyoruz? Tense para. Yoksa tense paralelliği arkadaşlar. Tense paralelliği neydi? Aksi bir ipucu olmadığı sürece tensler birbirine yakın olmalıdır. Bence A şıkkı birbirinden çok uzak. Past continuous, future perfect. Bunun doğru cevap olma ihtimali yok. B şıkkı maydanoz şık, ölü şık. Çünkü bir tarafta past perfect, diğer tarafta present perfect asla yanına gelmez. C şıkkı tam ölü. Bir tarafta present perfect, bir tarafta would have done. Yani bu nasıl bir şık? D şıkkına bakalım. Past'la girmiş, present continuous'la çıkmış. Bu da çok güzel değil. Peki E şıkkına bakın. E şıkkı past'la girmiş, simple past'la. Past continuous'la çıkmış. Gayet güzel yani. Gayet güzel. Peki bakalım nasıl renklendirmişiz. Şimdi ne diyor bakın? Aksi bir ipucu olmadığı sürece tensler birbirlerine yakın olmalıdır. Biz buna ne diyoruz? Tens paralelliği diyoruz arkadaşlar. Yani bu kadar basit bir soru. Bir de bakın en kısa şık gene. Geçiyorum müsaadenizle. İkinci soru. Bakalım. İpuçlarını ben size göstereyim. Hani siz de yapmaya çalışın. Birinci ipucunuz bu.
Hatta bir ipucumuz daha var. O da şu. Under EU law. Yani Avrupa Birliği kanununa göre. Avrupa Birliği kanununa göre. Bir de burada is var. Bu da ikinci ipucumuz. Var mı arkadaşlar? Söylemek istediğiniz. Hocam zaten is yeterlidir. Is yeterlidir değil mi? Tamam yani. Present. Present. Pas olacağına dair bir ipucu var mı? Yok. Evet. Yani izle gitmiş ya. Yani. Devamında pas olacağına dair bir ipucu var mı? Yok. E o zaman ne olması lazım? Tense paralelliğine göre present olması lazım. A şıkkı past. B şıkkı past. D şıkkı past. E şıkkı past. Ne kaldı geriye? Geriye C şıkkı kaldı. Bu kadar. Bu tabelalarda ya da şey etiketlerinde olan bilgilere göre should kullanımı var değil mi? Bu aynen herhalde. Hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi zaten kanunlar da genel geçer doğru değil miydi hocam? Evet. Avrupa Birliği kanunlarına göre diyor ya, bu da genel geçer doğruydu. Genel geçer doğru da simple present istiyordu. Bu da bizi C şıkkına götürür. Cross border shopping, yani sınır alışverişi diyelim. Is a fundamental right, yani temel bir haktır. Under EU law, yani Avrupa Birliği kanunlarına göre temel bir haktır. And should not be regarded as a form of tax evasion. Ve bir vergi kaçırma şekli gibi düşünülmemeli. Tamam. Oldukça güzel oldu bence. Nasıl yapmışım ben daha önce? Tamam. Ha ben bir de şunu yapmışım bakın. And'ten gitmişim. Avrupa Birliği kanunları ve is. Yani and'in sol tarafında is varsa sağ tarafında da paralellikten kaynaklı gene is olması lazım. Yani present olması lazım. O da bizi nereye götürüyor? C şıkkına. Geçiyorum müsaadenizle. Bir açıklama var burada okuyalım. Kanun ve kurallar genel geçer doğrular olduğu için simple present'ten zor cevap olmadı. Doğru. Şimdi şunu silelim. Gene bir tense sorusu. Ama şöyle yapalım isterseniz bu sefer. Last weekend. Last weekend neydi? Geçen hafta. Peki geçen hafta nedir arkadaşlar? Geçen hafta PPT değil midir? Yani neydi PPT? Past pointed time. Yani geçmişte kesin bir zaman ifadesi mi bu? Evet. O yüzden simple past arıyorum ben. Simple past arayacağım. Nerede var? E şıkkında var. D'de de var. D'yi de kabul edebiliriz. Tamam. Sonra tense paralelliğinden gideceğim ama ona gerek kalmıyor aslında. Burada announced var. Announced. Bu da mı past? Bu da past. Zaten burada non clause var. Non clause'un girişi eğer past ise çıkış da past'tır. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Şuradaki is not seeking'i siliyoruz. Ne kalıyor geriye? E şıkkı. Okey. Şimdi bakalım nasıl resimlendirmişiz. Aynen. Yani şuradan da gidebilirsiniz. When tense'ümü ister. Burada past var. Burada da past olacak. Yani öyle gidebilirsiniz. Tamam. Benim en kısa şıkkı. Buyurun hocam. Benim yine en kısa şıkkı. Aynen öyle. Tebrik ederim. Sağ olun hatırlattığınız için ayrıca. Şimdi A şıkkına maydanoz sık demişiz. Neden? Çünkü present perfect, past perfect görürseniz işaretlemeyin. Sonra B şıkkına bakın. Would have done. C şıkkına bakın. Gene would have done var. Arkadaşlar would have done çok sorulmuş. Şıklarda çok çıkmış. Ten sorularında ama hiçbir zaman doğru cevap olmamış. Çünkü olmuyor. Eğer type 3 varsa olur ama yoksa olmuyor. D şıkkında ten suyu mu yok? Oradan siliyorsunuz. Ne kaldı geriye? E şıkkı kaldı. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Geçiyorum. Ben ten suyu mu ister? Tamam. Would have done şıklarda sürekli çıkar ama genelde doğru cevap olmaz. Tamam bunu da görmüş olduk. 1980'ler. Bu da arkadaşlar PPT mi? PPT değil mi? Interest ne alır? In. Hem yani buraya simple past gelecek. Interest'ten sonra da ne gelecek? In gelecek. Peki bunlar bizi nereye götürüyor? En kısa şık. Geri en kısa şık. İlginç yani. The 1980s, 1980'ler brought, getirmiş ne getirmiş? A surge of need interest. Yani çok büyük bir ilgi getirmiş. In expanding, genişletmekte neyi? The definition of intelligence, yani zekanın tanımını genişletmede
çok büyük bir ilgi getirmiştir. D şıkkı doğru cevap. Geçiyorum müsaadenizle. İtirazı olan söylesin arkadaşlar. Tamam. Şöyleydi. 1980'ler simple past interest in hours. Şimdi çok güzel bir soru daha. Benzer ipuçlarını göstereyim. Siz yapmaya çalışın. Birinci ipucunuz Lidl. İkinci ipucunuz Steel. Buyurun. Sohbetten biri yazmış. Tamam. Hocam ben de Diyarbakır diyorum. Vay sen gördün mü şeyi yazılanları? Görebiliyorsun. Hocam however başta olursa sıfat ve adjective var. Güzel. Sıfat ve zarf var. Güzel. Şimdi Ekrem Bey diyor ki however'dan sonra ne gelir? Adjective adverb gelir ki burada da Lidl zaten adjective adverb. Başka birisi şunu diyebilir ama such a Lidl diye bir şey vardı. Değil mi? Bunu da söyleyebilir. Ben de derim ki such a Lidl varsa devamında ne gelmesi gerekiyordu? That artı full cümle gelmesi gerekmiyor muydu? Hani ben de böyle bir soru sorarım. That gelmiş mi gelmemiş? Tamam. Ama that gelseydi bile such a Lidl gene doğru cevap olmazdı. Neden? Çünkü burada stil var. Stille ilgili var mı bir şey söylemek istemeyen? İsteyen pardon. Stille ilgili. Hocam stil oldu'yu zıtlığı seviyor hocam. Sadece oldu mu diyelim yoksa daha genel bir şey mi diyelim? Şöyle diyelim mi? Daha genel diyelim hocam. Stil şöyle desek Ekrem hocam. Zıtlık bağlaçlarını sever desek nasıl olur? Stil çok zıtlık güzel bağlaçlarını sever. Anlamı nedir stilin hala? Yani eğer şey varsa, stil varsa zıtlık bağlacı genelde doğru cevap oluyor. Peki bakalım nasıl resimlendirmişiz bakalım. Lidl'ı işaretlemişiz. However. Diyor ki however artı adjective adverb zıtlık bağlacıdır. Stil de bizim için ipucumuz. Onu ben söylemiş miyim? Hayır söylememişim. Şimdi çevirisine bakalım. However little respect the British people may feel for the monarchy. Yani İngiliz halkı monarşiye karşı ne kadar az saygı duyarsa duysun. They are still not likely to change to a republic. Onlar yine de bir cumhuriyete dönüşmeyeceklerdir. Tamam, geçiyorum. Oo, çok güzel bir soru. Bana kalırsa bu soru, altıncı soru, şu ana kadar ÖSYM'nin sorduğu en zor gramer sorusu. Ama bence siz yaparsınız çünkü nasıl yapacağınızı öğrendiniz. Size biraz vakit tanıyayım. Evet. Vaktiniz bitti. Var mı? Cevaplayayım mı hocam? Cevapla hocam. Ben Adana diyorum hocam. Adana diyorsun. Ez diyorsun. Tamam. Şimdi şöyle bir şey derse ne deriz ona? Ya burada virgül var. Det olmaz. Ha, virgülden sonra det gelmez diyecek. Ha, peki eğer det gelmiyorsa which gelir. Bak adamlar nasıl kandırıyor biliyor musun? Yani which ile det'i koymuş. İnsan aklına direkt şey geliyor. Virgül var. Det gelmez. Det gelmezse azından which. Bak adama bak neler yapmışlar yani. Peki ben de o zaman şunu sorarım. Derim ki tamam burada map'i işaretleyeceğiz. Map bir harita demek. Harita bunu niteleseydi bu R olmazdı ne olurdu? Biz olurdu. Değil mi? Çünkü map tekildir. O zaman ben bunu da elerdim. Saçtan sonra isim gelir. Saç R diye bir şey yok. Ezvel hiçbir zaman virgülden sonra ortada bu şekilde kullanılmaz. Bunu da silerdim. Ne kaldı geriye? Es. Tamam da buradaki es ne ama? Yani değil mi? Bunu iki kez derste gördük arkadaşlar. İşledik. Gibi anlamına gelen es. Bu nedir? Gibi anlamına gelen es. Bu gibi anlamına gelen ezdir.
Bakın ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Sanırım ben bunu işaretlemiştim böyle. Şimdi bir tarafta diyor ki all of the world's major national parks, yani dünyanın en önemli milli parkları. İki tarafta diyor ki daha düşük bir statüye sahip önemli rezervlerin çoğu. Yani terazi var. Birinde milli parklar var, diğerinde rezervler var. Tamam. Şimdi R var, R var. Bu bizim için önemliydi. Yani ezin olabilmesi için. Sonra da R gelmiş. Şimdi normalde ikinci R'ın yeri neredeydi? Sondaydı. Ama ne yapmış? Başa getirmiş. Yani devirmiş arkadaşlar. Devirmiş. Buradaki as hangi anlamda kullanılmış? Gibi anlamında kullanılmış. Diyor ki as gibi anlamında inversion. Inversion neydi? Devrik yapı. Şeklinde kullanılmış. Bir örnek vermişim mesela. I did the job. İşi yaptım. As you did mi? Yoksa as did you mu? Yani as you did olursa düz cümle. Bu düz cümle. As did you olursa devrik cümle. İşte devrik cümle şeklinde kullanılmış. Normalde R'ın burada sonda olması gerekiyordu. Okey miyiz? Değil miyiz arkadaşlar? Var mı? İtirazı olan varsa konuşabiliriz. Tamam. Yok hocam. Okey. Şimdi çok güzel bir soru. İpucunuzu göstereyim. İpucunuz şu. Çok basit hocam. Yani orla kullanılacak. Şimdi Evans'o ne istiyordu? Evans'o cümle istiyor ama burada cümle yok. Yani çünkü tense yok. O zaman Evans'o'yu ne yaptık? Sildik. Ezif cümle ister? Yok. Annesi cümle ister? Yok. Besides ne ister? İsim ya da cümle ister. Ama virgülden sonra gelirse cümle ister. Bunu da sildik. Ne kaldı geriye? Weather. Weather'ın birkaç tane anlamı var. Ama öyle bir anlamı var ki orla beraber kullanılıyor. Yani weather. İster ister. Weather or diye bir şey var. Neydi anlamı? İster ister. Yani ister şu olsun, ister bu olsun değil mi? İster şu olsun, ister bu olsun anlamında. Şimdi bakalım nasıl resimlendirmişiz. Diyor ki ister anne, hemşire ya da asker olsun fark etmez. Çevirisini de yapayım tam olarak. His latest novel, onun son romanı, is about people who take their work seriously. Onun son romanı işlerini ciddiye alan insanlarla alakalıdır. Whether that is being a mother, a nurse or a soldier. Bu ister bir anne, bir hemşire ya da bir asker olsun fark etmez. Whether or. Geçiyorum. Çok güzel bir soru daha bence. Burada ipucunuz arkadaşlar şu. Help'le başlamış. Yani fiille başlamış. Fiille başladıysa nesi eksik? Fiille. Öznesi eksik. Öznesi eksik değil mi hocam? Öznesi yok yani. Evet. Peki boşluktan önce virgül var. Virgül varsa bu nedir? Relative clause'dur. Çünkü long clause'lardan önce relative gelmez. Relative clause'dur. Peki does relative clause değil. Nor değil. To değil. So değil. So değil. Ne kaldı geriye? Which. Yani biz bunun gibi çok soru çözdük. Nasıl renklendirmişiz? Ona bakalım isterseniz. Önce silelim. Şimdi virgüle kadar tam bir cümle var. Temiz diyor. Avrupa'nın en büyük sıcak su gölüdür. And visitors ve ziyaretçiler can swim there. Ziyaretçi orada yüzebilir. Even in winter, kışın bile ziyaretçiler orada yüzebilir. Which helps extend the tourist season. Ki bu da turizm sezonunun süresinin ilerlemesine, genişlemesine sebebiyet verir. Şimdi bir şey hatırlatacağım siz bunu okurken. Gerçi burada yazmışım zaten. Arkadaşlar ki bu da şeklinde çevrilen bir tane which vardı. Derste görmüştük ki bu da şeklinde çevrilen. Peki nasıl o? Bakalım. Tek tek okuyalım. Boşluğa kadar olan kısım tam cümle. Tam cümle olduğu için de relative clause gelebilir. Çünkü relative clause tam cümleden sonra geliyordu. Boşluktan hemen sonra fiil var. Yani hangisi helps. Ve bu da relative clause'da özne gerektirir.
Dolayısıyla which doğru cevap olmalı. Cümlenin sonuna virgülden sonra gelen which, ki bu da diye çevrilir. Bir daha çevirelim o zaman. Heviz diye Avrupa'nın en büyük sıcak su gölüdür. Ve ziyaretçiler kışın bile burada yüzebilir. Ki bu da turist sezonunun, yani turizm sezonunun genişlemesine, uzamasına sebebiyet verir. Var mı arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey? Tamam. Üçe geçmeyelim. Çünkü vaktimiz bitmek üzere. Nasıl arkadaşlar, böyle online oluyor mu? Hoşunuza gidiyor mu? Güzel oluyor. Bulmuyor musunuz? Bulmuyor musunuz? Ona göre hani hareket edeceğiz çünkü. Güzel oluyor hocam. Güzel oluyor Ömer hocam. Tamam. O zaman yarın görüşelim. Yarın da dersimiz var. Tamam, Can hocam da olumlu görüş bildirmiş. Biz pazartesi günü bir hocamız gelemeyecek diye salı gününü aldık ya. Hatta yazdık grupta. Hatırladınız mı? O hocamız bugün gelmemiş. Derste yok yani. Peki, tamam. Özellikle baktım da. Arkadaşlar görüşürüz. İsterseniz bir son, az bir vaktimiz gelmiş. Birinci soruyu açabilir miyiz acaba? Bir şey soracağım. Tabii ki. Hemen cevabı söyleyin. Buradaki değil hocam. Yok yok, bundan önceki. Çözdüğümüz vardı ya. En kısa şık. Değil mi? Tamam. Evet, zaten onu işaretlerdik. Bundan hocam. Önceki. Birinci bir. Soru. Ha, bir. Evet, birazcık zor olacak ama. Boyun estağfurullah.